Herkese tekrardan merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün daha önceden söz verdiğimiz şu yukarıda gördüğünüz hareketli GIF şeklindeki logoyu nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Şu ana kadar Telegram'dan veya yorumlarda arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını sordunuz. Zaten tam uygulamalı bir blogger dersleri eğitimi çekiyoruz. Bunu da kısa bir videoyla hemen sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Gelelim. Şimdi bizim geçenki videoda gösterdiğimiz şeyde şurada hemen sayfayı çoğaltalım arkadaşlar. Altta kalsın yedeğimiz. Biz az önce geçtiğimiz videoda gösterdiğimizde şu gifler yoktu arkadaşlar. Böyle bir iki tane kalem malem de yoktu. Videonun tam bu kısmına bir hatırlatma girmek istedim arkadaşlar. Bu videonun bazı kısımlarını çıkartmak durumunda kaldım ve tam açıklayıcı olması sebebiyle ilk derslerimizden ders 5'teki hatırlatma videomuzu konuyla alakalı olduğu için buraya koydum arkadaşlar. Çok kısa sürecek, 1,5 dakika falan. Bu sırada bizim logomuzun yapım aşamasını ve logoyu nasıl bloğa ekleyeceğinizi ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Eğer yeterli olmazsa blogger dersleri 5 videomuza geçebilir, ayrıntılı olarak orayı izleyebilir. Eğer bu kısımları atlamak istiyorsanız da bu videonun 2 dakika 15. saniyesine geçebilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler. İndireceğiz arkadaşlar ve bloğumuza entegre edeceğiz. Hemen yapalım. İndir diyorum. İndirdik arkadaşlar. Buradan düzen kısmına gelmemiz gerekiyor. Sol taraftan düzen kısmına gelmemiz gerekiyor. Burada temamızın ayarlanabilir şablonunu görüyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde şu aşağıya kapatayım. Şurada başlık ve logo yazısını görüyorsunuz. Burada afsiz dersleri üst bilgi olarak da yazılmış. Düzenli işaretine kaleme bastığımızda buraya geldik arkadaşlar. Burada dosya seç butonuna tıklıyoruz ve hızlıca dosyamızı seçiyoruz. Şu an dosyamız yüklendi arkadaşlar, resmimiz. Burada başlık ve tanım yerine yerleşim yerini seçerek kaydede basıyorum arkadaşlar ve kaydetti. Bloğumu hızlıca şuradan yenileme yaparak arkadaşlar nasıl göründüğüne bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde göründü arkadaşlar. Biraz P kötü durmuş sanki ama. Şurada da bir illüstrasyon yaptım. Şunu da göstereyim. Şurada yarısı var. Altında da diğer yarısı var arkadaşlar. Bu tarz illüstrasyonlar şeye gerekli. Logolara falan istediğiniz güzelliği vermek için gerekli arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde bakın. Şu an gifsiz bir şey görüyorsunuz. Logo görüyorsunuz. Bunun tek gif yapan noktası şuradaki elmas düşen ve şuradaki parlamaydı arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Zaten logoyu ilk başta size Canva'da, Canva sitesinde yapmanızı önermiştim. Ben de oradan yapıyorum demiştim. Buradan arkadaşlar giflere girebiliriz. Burada birçok gif var arkadaşlar. Şimdi çıkartmalar olarak geçiyor. Şuraya bir gif yazalım örneğin. Bakın birçok gif var. Biz bunu farklı bir şekilde farklı şeyler uygulayabiliriz. Mesela örneğin ben şunu almak istiyorum. Orayı alma, şurayı al. Ben şunu aldım arkadaşlar. Tabi bunun rengini değiştiremiyormuşuz. Tamam şu olsun. Ha bu arada bakın şunu almıştım ben. Aynısı, rengini değiştirdim. Peki bunun rengi niye değişmiyor? Demek ki başkası almışım. Neyse şuraya geçelim, şunu alalım arkadaşlar. Mesela bu sefer bunu buraya eklemek istiyorum. Geçtiğimizde bunu alıp örneğin şu tam E'yi ortalayacak şekilde yapalım da bunu normalde rengini ayarlayabiliyormamız lazım ama bakalım. Ya da ben öyle mi almışım artık? Şu an nasıl yaptım ama hatırlayamıyorum. 2-3 ay oldu arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi birçok şey var. Hatta bak şu hoşuma gitti. Bir dakika. Örneğin bunu da ben kullansam mı acaba diye düşünmedim de şu an. Bunu getirdik arkadaşlar. Bunu da ortasına getirelim. Tabii. Şu bir dakika. Şunu konumdan en üstte koyalım. Evet. Açıkçası şu an daha güzel bir logo buldum. Bunu sonrasında da ekleyebiliriz. Evet. Yani aynısını yaparak şunu ek olarak ekleyebiliriz arkadaşlar. Fena olmadı. Arkasında o dönme şeyi güzel bulduk. Şu an denk geldi. Bakın farklı şeyler de var. Tabii bunlar renkleri niye değişmiyor? Bazılarınki değişiyordu diye hatırlıyorum. Yani ben bunu kullanmıştım büyük ihtimalle. Bakalım. Neredeyse aynı, evet. Yani buradan arkadaşlar istediğiniz gibi GIF bularak yani böyle şekilli şeyler yapabilirsiniz ve sizler arasında sonradan blogger dersleri tanıtımında da göreceğiniz
Bu tarz logolar yapanlar var. Güzel logolar da yapanlar var arkadaşlar. Yani burada bunu göstermek istedim. Yani çeşitli şeyler yapılabilir. Biz bunları tekrardan silerim. Zaten bu logonun şu yapılışını göstermiştik. Sadece şuralar ve GIF'ini göstermemiştik. GIF'ini de göstermiş olduk. Buradaki şu touch ve kalem işaretinde ekstra ve güzellik sağlasın diye, şurası çok monoton durmasın diye ekledim. Bu kral touch işareti genel olarak, yani özellikle şu P harfi, videoda geçtiğimiz logo videosunu hatırlarsanız bu P harfinin yarısı çıkmamıştı. Ona böyle ithafen P'ye bir touch vermek istedim. O benim öyle bir mizahım. Diğeri de kalem arkadaşlar. Ders konusunda kalem önemli bir araçtır ve önemli bir silahtır da benim düşünceme göre. Onun haricinde de krala yakışır bir şekilde şöyle yapalım. Krala yakışır bir şekilde zenginlik. Evet. İnternetten para kazanma şeyinin de uygun. Diğer konuda da vurgulamak amacıyla arkadaşlar kalem kısmı, böyle de bir şey yaptık. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Zaten bu videoda sadece yaptığımız logoyu nasıl hareketli bir logoya dönüştürürüz, bunu Canva üzerinden gösterdik arkadaşlar. Zaten bu tarz logoları nasıl bloğa ekleyeceğimizi Blogger Dersleri 5'te ayrıntılı bir şekilde öğrendik arkadaşlar. Bu derste de bu logoyu hareketli yapma ile alakalı çok fazla soru vardı. Bu soruları cevaplandırmış olduk. Bu video bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.